Gerçekten uzun zaman oldu günlük vlog çekmeyeli. Ben de hazır bugün evdeyken dedim ki bir günlük vlog çekeyim. Çünkü çok fazla arka arkaya böyle gizli vlogları gelmeye başladı. Ve doğal olarak hani kimilerini bunlar sıkabiliyor. O yüzden kanalda da farklı video olması açısından bu aralar böyle çeşitli çeşitli farklı farklı videolar yüklemek istiyorum. Bugün de evdeyim. Böyle bugünü sizlerle birlikte paylaşınca kahvaltı ettik. Bugün aslında bayağı bir erken uyandım. Saat 8.30'da uyandım. Çünkü sabah özel dersim vardı. İnternet üzerinden ders veriyorum, Skype üzerinden. Yani öyle bir dersten bir yere gitmem gerekmedi. Bu işin de güzel yanı şu, bilgisayarın karşısına altınızda pijama olsa bile üstünüzü giyip işte yüzünüzü toparladıktan sonra, yüzünüzü yıkadıktan sonra kahvenizi alıp bilgisayarın başına geçip ders vermek güzel oluyor gerçekten. O yüzden sabah böyle 1,5 saatlik falan bir dersim vardı. Ondan sonra kahvaltı ettik. Anca videoyu başlatabiliyorum. Bugün evdeyim dediğim gibi aslında bir tane daha video fikri var aklımda. İşte yapılması gereken işler var. Kış geldi, havalar çok soğudu. Yani kış geldi derken hani artık böyle sonbahar kendini çok net hissettiriyor. Kısa kollarla kesinlikle gezemiyorum. O yüzden dolabı falan toparlamam gerekiyor ama onu bir ayrı video mu çeksem diye düşünüyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikteyiz. Önceki video olması gerekiyor. Cilt bakımına gitmiştik o videoda. Aslında o videoyu hani normal bir vlog gibi çekeyim diye düşündüm. Baktım uzun oluyor. Onu kesmeye karar verdim. Az önce o videoyu bitirdim. Çünkü izlediyseniz bir önceki videoyu bilirsiniz zaten. Cilt bakımına gitmiştik. O yüzden cildim şu an bu halde. Çünkü sıkma işlemi uygulandı. Ve yüzüme hiçbir şey sürmüyorum o yüzden. Böyle işte siyah noktalar ve yağ bezeleri falan sıkıldı. O yüzden cildime şu an hiçbir şey sürmüyorum. Şöyle şöyle leke leke olmasının sebebi de o yüzden. Yalnız böyle gerçekten günlük, hani günlük vlog demeyeyim de evde vlog çekmeyeli çok uzun zaman oldu. Yani belki de bir 4 ay falan olmuştur. Kanalda aslında fark edilmiyor uzun zamandan beri böyle ev vlog çekmediğim ama gerçekten oldu. Elimde hazır videolar vardı. Onlar yüklendiği için size öyle gelmiyor olabilir. Ama hakikaten 4 ay falan oldu. Şu an Ekim ayındayız ve belki ben en son evdeki vlogumu Temmuz ayının başlarında falan çekmiş olabilirim. Ondan sonraki videolar hep böyle dışarıda, tatil ya da daha önce çekmiş olduğum videoları biraz geç yükledim, videolar çok olduğu için. Öyle şeyler oldu. Bugün aslında biraz da hasta gibiyim de ama hani haplarla şu an güzel bir şekilde ayakta durabiliyorum. Hap içmediğimde böyle aşırı bir kırgınlık oluyor. Böyle direkt yatışa geçiyorum. Şimdi yatınca daha kötü oluyor. O yüzden ben de yatmak istemedim. Biraz da vlog o yüzden çekiyorum aslında. Böyle bir enerjik hissettiriyor bana kendimi. Öyle kolumu böyle tutarken kolum ağrımaya başladı. Şimdi buraya aldım size. Dediğim gibi bugün evde annemle birlikte de geçenlerde şeye gitmiştik. Babamın arkadaşının terası var. Oradan kaktüsler falan aldık, çok güzel. Onlarla birlikte bir teraryum yapacağız. Zaten bizim teraryumumuz vardı. Fakat içindeki çiçekler kuruduğu için şu an çok kötü bir görüntüde. Biz de kendi evde teraryumumuzu yapacağız. Ama onu ayrı bir video olarak çekeceğim. Çok fazla detaylı anlatmayacağım. Ama yine buraya da birkaç tane küçük görüntü koyarım. Şimdi annemin yanına gideceğim. Bakalım birlikte teraryumumuzu yapalım. Annemle birlikte şimdi teraryumu yapmaya devam ediyoruz. Yani aslında annem yapıyor teraryumu. Ben yanında video çekiyorum diyebilirim. Bayağı bir oldu. Gerçekten çok güzel. Bunun detaylı anlatımını çektik. Onun da linkini buraya koyarım. Oradan izleyebilirsiniz bu videoyu da. Zaten bu videodan önce muhtemelen o yüklenmiş olur. Gerçekten çok güzel oldu teraryum. Sonda bu çakıl taşlarıyla annem üzerini böyle sisliyor. Mantarlarımız da ekilmiş şuraya. Gün önce kitap sipariş etmiştim. Dün de kitaplar geldi fakat sizinle paylaşmadım. Çünkü dün video çekmiyordum. Bugün paylaşmak istedim. BKM'den kitap alışverişi yapmıştım. Aslında benim almış olduğum kitaplar şunlar. Belli bir ücretin üzerine çıkınca yanında bir tane kitap hediye ediyorlardı. Böyle minik kitaplardan, mesela Stephen Zweig'in kitaplarından. Birkaç tane seçenek vardı. Ben de bunu seçmek istedim. Biliyorsunuz ben de Stephen Zweig'in başka kitapları da var. Hatta okumadığım kitapları var. O yüzden elimde olmayan bir kitabı almak istedim. Bir Kadının Yaşamından 24 Saat. Bunu merak ediyordum zaten. Hatta belki bugün başlayabilirim bunu okumaya. Öyle düşündüm. Bilmiyorum. Umarım başlarım. Böyle kısa kaç sayfalık bir kitapmış. Hemen bakalım. Zaten 71 sayfalık bir kitap. Yani bir günde biter, 2 günde biter maksimum. Buna başlayabiliriz bugün. Size bilgisini veririm zaten. Böyle bir hediye gelmiş oldu bu kitap. Hoşuma gitti. Hediyelere bayılıyorum. Özellikle böyle kitap olunca da güzel oldu. Aslında benim sipariş etmiş olduğum kitaplar da bunlardı. Instagram üzerinde özellikle kitap önerilerinde bu kitabı çok görmeye başladım. Seninle başlamadı. Olayı da şu şekilde.
Olay da şu şekilde: kalıtsal aile travmalarının kim olduğumuzu, etkileri ve sorunların üstesinden gelmenin yolları. Yani da bizim davranışlarımızın sebebi bize aktarılan genler olduğunu söylüyor. Yani ailelerimizden, atalarımızdan geldiğinden bahseden bir kitapmış. 266 sayfa. Bayağı popüler bir kitap. İnternette çok fazla görüyordum. Ben de merak ettim. Böyle şeylere zaten meraklıyımdır. Bakalım nedenmiş. Bu kitabı da zaten okuyunca sizlerle mutlaka paylaşırım. Bunu aldım BKM'den. 35 lira yazıyor ama ben bunu bayağı indirimli aldım. Kaç aldım? 20-21 liraya falan almış olmam gerekiyor. Ardından da bu kitabı gördüm. Çünkü bu psikolojiyle alakalı kitap olduğu için direkt bu çıktı ardından öneriler kısmında. Bunu da zaten daha önce görmüştüm. Ben hatta hatırlıyorsanız bir tane videoda bahsetmiş olabilirim. Bir tane kitap okumuştum. Böyle onda da bir psikiyatrist ya da psikolog yaşamış olduğu böyle hastalarıyla yaşamış olduğu şeyleri, danışanlarım artık neyse, onları paylaştığı bir kitap vardı ama çok ince bir kitaptı. Zaten gerçek olaylardan, yabancı bir yazarın da yine gerçek olayların anlatıldığı bir kitapta çok ilgimi çekmişti. Çünkü böyle gerçek yaşanan şeyler benim ilgimi çekiyor. Daha sonra bunu da görmüştüm. Bu da yine aynı şekilde ama bu kitap tabii ki çok çok daha güzelmiş. O yüzden bunu da almak istedim, hazır bunu almışken. Bunun da sayfa sayısı 330 sayfa. Birazcık daha kalın bir aslında kitap ama şöyle bir güzelliği var. Tabii ki bölüm bölüm kısa kısa hikayeler olduğu için içerisinde mesela atıyorum bir 15-20 sayfadan oluşuyor bir hikaye. O yüzden hani böyle sürekli roman gibi devam etme zorunluluğunuz yok. Açıp açıp her gün bir tane bir şey okuyabilirsiniz içine. O yüzden güzel bir kitap. Kısacası kitap alışverişim de bu şekildeydi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Büyük ihtimalle bugün bu kitaba başlarız diye düşünüyorum. Hatta bu kitabı bitirmek istiyorum. Belki bugün ya da yarın bitirebilirim. Bitirince sizinle zaten bir tane kitaplarla ilgili böyle video çekmek istiyorum. Orada bahsederim bu kitaptan da. Az önce kurabiye yapmıştı. Hatta bunun videosunu Yemek Okyanusu'na çektik. Oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten harika olmuş tahinli kurabiye. O kadar güzel ki gerçekten bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Tahinin tadı böyle çok rahatsız etmiyor. Ne çok tatlı, ne tatsız. O kadar güzel ki mutlaka deneyin. Zaten hemen buraya linkini koyacağım. Bakabilirsiniz oradan. Kahvenin yanında çok güzel gitti. İnanma falsız kalma demişler. Fal kapattım. Zaten Falahattin'i atıyorum da yani öyle binde bir. Bugün atayım dedim aklıma gelmişken. Şurada kocaman bir tane böyle ne denir? Yuvarlak bir bombeli bir şey çıktı. Faldan zaten hiç anlamam. Gerçi şu an bombeliği gitti ben fotoğrafını çekene kadar ama böyle şurada bir bombelik vardı. Böyle bir fal. Bilen varsa aşağıya yazabilir. Ve tabak. Bakalım fal gelince okuruz. Aslında inanmıyorum böyle şeylere gerçekten. Ama işte insana biraz arada eğlence gerekiyor. Bu arada komodini buraya aldım. Yani yatağımın yanına daha iyi oldu burada. Masayı da şu kısmı aldım. Tabii ki üzerine toparlayacağım. Şimdi hızlıca topladığım için biraz dağınık oldu ama bence daha iyi oldu burası bu şekilde. En azından şu camın önü daha boş kalmış oldu ve daha çok ışık geliyor. Bence daha güzel oldu. Masa çünkü burada odanın ortasında kocaman bir yer kaplıyordu. Hiç hoşuma gitmiyordu. Böyle daha düzenli olmuş oldu.
yaptık. Teraryum gerçekten çok güzel oldu. Yani bizim içimize sindi. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz farklı şekillerde. Dediğim gibi onun linkini buraya koyacağım. Eğer siz de yapmak isterseniz bakabilirsiniz nasıl yapıldığında. Şimdi bugün çok verimli geçiyor video açısından. Uzun zamandan beri dolaplarımı toplamak istiyordum. Hazır evdeyim, dedim ki dolapları toplayayım. Aslında dolap toplama değil, kışlık kıyafetleri çıkarıp yazlıklarla yer değiştirmem gerekiyor. Havalar gerçekten soğudu ve hani böyle uzun giyecek gömlek bile bulamıyorum. O yüzden artık dolabımı değiştirmem gerekiyor. Şu an kısa kollu durduğuma bakmayın. Aslında hava gerçekten serin. Ama iş yapacağım için sıcaklarım diye düşündüm. O yüzden kısa kollu giymek istedim. Saatte 4.30'a falan geliyor. Hava kararmadan bu videoyu çekmek istiyorum. Biliyorsunuz kanalda böyle odamı topluyorum diye bir seri var. Onun da linkini buraya koyarım. Onda ilk başta kitapları toplamıştık. Hatta küçük bir çekiliş vardı. Sonra cilt bakım ürünlerini topladık. Şimdi sıra geldi dolabımı, kıyafetlerimi falan toplamaya. O yüzden şimdi ona başlıyorum. Bu videoyu da muhtemelen önceden yayınlamış olurum. Hatta o videonun da, bu dolabı topladığımız videonun linkini de buraya bir yere koyacağım. İzleyebilirsiniz. Burada küçük parçalar halinde göstereceğim. Şimdi ben onu toplayayım. Nerede pazarda, onlar gelince de büyük ihtimalle yemek yeriz. Akşam da böyle biraz daha keyfime bakmak istiyorum. Netflix'te dizi falan izlemek istiyorum. Zaten oraları çekerim yine birlikte. Başlamadan önce çikolata yemek istedim. Kahvaltıda MyFitnessPal uygulamasından kaç kalorilik kahvaltı ettiğimi falan girmiştim. Şu an komik olacak. Ama akşam balık yiyeceğiz yemekte ve balık beni böyle tıkıyor. Sade yersem. Ekmek de yemek istemiyorum. O yüzden biraz şu atıştırmalık olsun ki akşam da çok böyle ekmeğe gömülmeyeyim. Yani gerçi çikolata yiyorum. Ekmeğe gömülsem ne olur? O da ayrı bir konu ama en azından hani akşam yemeği biraz daha geç saatte yeniyor ya. Şimdi iş yapacağım için bunu biraz eritiriz diye düşünüyorum. Bu arada şu çikolataya ben bayılıyorum. A101'de BİM'de mi ne satılıyor bunlar ve gerçekten çok lezzetli. Hemen bakayım. BİM'de satılıyor ve fiyatı da çok uygun. İçi bademli bir çikolata. Bayağı güzel. Şimdi bunu yiyeceğim. Biraz enerji toplayayım. Tabii ki bu böyle yani biraz enerji toplayayım. Ondan sonra da dolabı toplamaya başlarız. Sabah güne ne güzel başlamıştım. Yeşil çaydır, kahvaltıdır. Sonuç böyle gidiyor. Ama akşam salatalık, bol yeşillikli bir salata yiyeceğiz ve balık falan yiyeceğiz. O yüzden yine sıkıntı yok. Kaç saattir gerçekten dolabımı yerleştirmeye çalışıyorum. Zaten ara ara parçalar koydum. Bir de aynı zamanda o yerleştirmeyi de videoya çektiğim için biraz yavaş ilerliyor doğal olarak. Beklediğimden uzun sürdü. Yoruldum. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte de balık var. Tabii ki bizim çarşamba günleri pazarımız olduğu için geleneksel bir balık günü oluyor çarşamba günleri. O yüzden şimdi balık yiyeceğiz. Ondan sonra da yine bu arada telefon şarj olması gerekiyor. Ondan sonra yine işime devam edeceğim. Sizinle de o iş bittikten sonra tekrardan görüşürüz. Yemeğimizi yedik ve gerçekten o da bitti yani. Bu dolapları toparlayabildim. Şuralar biraz dağınık. Onları da en son toparlayacağım. Gerçekten şu an çok mutluyum. Kışlıklarım çıktı, gömleklerim falan çıktı. O yüzden güzel oldu bence gayet. Hem böyle yazlıkları kaldırmış olduk çünkü böyle şey olmuştu. Artık böyle sürekli aynı şeyleri giymeye başladım. Sadece hani birkaç tane uzun şeyim vardı. Hani bu havalarda giyecek birkaç şeyim vardı. Onları giyiyordum böyle döndür dolaş. Aynı şey olmuştu. Şimdi çıkarınca bir rahatladım. Güzel oldu. En azından dolabımın içi de tabii ki de toparlanmış oldu. Bayağı bir bugün iş yapmış olduk. Teraryum yaptık annemle. Onun ayrı bir videosu oldu. Dolabı topladım. Onun ayrı bir videosu oldu. Şimdi duşa gireceğim. Ondan sonra da böyle kendime sıcak bir çay ya da kahve böyle bir şey yapacağım ve Netflix'ten dizi izlemek istiyorum. Ya da belki bir film. Ama filmleri güzel olmuyor Netflix'in. Dizi izlemek istiyorum. Gerçi böyle bayağı dizi izledim. Ne izlesem bilmiyorum. La Casa de Papel'e başladım ama son sezonunu bitiremiyorum. Ya bilmiyorum, beni çok sarmadı. Aslında çok severek izlemiştim ki La Casa de Papel'i böyle ben meşhur olmadan önce izleyenlerdenim. Ama son sezon böyle bir sanki tekrar gibi. Yani bence böyle ben bir dizi ya da film uzayınca böyle sıkılanlardanım. Bilmiyorum siz de öyle misiniz ama hiç hoşuma gitmemeye başlıyor. Neyse bitiririm. Yani bir şeye başlayınca genelde bitiriyorum onu. Ama son sezon çok sarmadı. Onun için başka bir dizi arayışındayım. Yalnız millet cilt bakımına gidince nasıl olur bir de bana bakın. Gerçekten. Bilmiyorum yani. Neyse.
Kitap şimdilik gayet güzel gidiyor. Bakalım 10. sayfasına geldim ama olsun. Şimdi çok tuhaf bir yere koydum sizi. Birazcık kamera yamuk olabilir. Banyodayız. Cilt bakımı yapacağım. Ve sizi de yanıma almak istedim. Biraz kameranın tripodunun ayaklarında birazcık sıkıntı var. O yüzden böyle bir yamuk duruyor. Şu an lavabonun orada duruyorsunuz. Çok farklı bir açıda bulamadım. Yanlarda dolap olmadığı için. Buradan çekmeye çalışacağım. Benim duş aldıktan sonra gözeneklerimiz açılıyor. O yüzden ben de böyle biraz daha hazır gözeneklerde açılmışken buharla böyle düzgünce bir cilt bakımı yapmak istedim. O yüzden banyoya geldim. İlk olarak yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkayacağım güzel bir şekilde. Maske yapacağım ama ondan önce bir de peeling yapacağım. Haftada bir peeling yapmaya dikkat ediyorum. Biraz daha böyle gözeneklerin daha iyi açılmasını sağlıyor bence. Ondan sonra da bir de maske yapacağım cildime. Bu gece siyah maske yapmak istedim. Şık olarak yüz yıkama jeliyle yüzümü yıkayacağım. Her gece olmasa da genelde haftada yüzümü yıkarken şu makineyi kullanmaya dikkat ediyorum. Bu Braun'dan çıkmıştı. Böyle yüz yıkama şeyi ne denir? Aleti böyle dönen pille çalışıyor. Bununla yıkayınca biraz daha sanki gözenek, ya gözenek değil aslında, cildimi daha böyle temizliyormuş hissiyatı veriyor bana. Biliyorsunuz toparlama videosunda cilt bakım ürünlerini elimde bulunan her şeyi bitirmeye çalıştığım için bunu da bitirmeden atmak istemedim. Zaten artık sonuna geldik. Bu Proxim markasının yüz yıkama jeliydi. Şöyle Clean Oil serisinden. Ben bunun hem yağını kullanmıştım. Hatta yağı duruyor galiba. Süreriz belki. Hem yağı vardı hem de krem vardı. Kremi gerçekten çok güzeldi bence, nemlendirmesi falan. Memnun kalmıştım. Set halinde kullanınca da bilmiyorum, memnun kalmıştım. Tabii ki ama aktif sivilceler olduğu için şimdi ben akneli bir seri aldım ama bunlar bitmeden de ona başlamak istemiyorum. O yüzden bunu bitirmek istedim. Şimdi bundan alacağım. Yüzüm biraz yıkatıp ondan sonra bu makineyle cildimi temizleyeceğim. Bu bayağı bir dibinde kaldı. Artık son kozlarını oynuyor. Belki de son kullanışım olabilir ama ne kadar bereketli bir ürün, bir türlü bitmek bilmedi. Ben de böyle şey adetim vardır. Hani bir şey bitmeden kesinlikle paketinden atmam, yani ziyan etmem. O yüzden böyle sonuna kadar kullanmak istiyorum ama artık galiba bu son kullanış. Artık atabiliriz. Bu bir kere daha gidecek diye diye neredeyse artık 9-10. Kullanışım falan oldu bunu. Bilmiyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Kesin bilgi, artık bunu bitirdik. Geri dönüşüme atabiliriz. Bu ürünü kullandığım için şu an yorum da yapabilirim. Yüzüm bu arada sarı turuncu, böyle sarı renge falan sokuyor. Değişik bir, böyle değişik bir rengi var bunun. Memnun kaldım ben üründen. Güzel temizliyor gerçekten. Hatta bunu böyle hani şey, makyaj temizleme suyu kullanmadan da direkt makyajımı çıkarmak için de kullanıyorum. Zaten kadar bereketli ki çok gitti. Çünkü böyle çok az, şu an yüzümde o kadar çok var ki bitsin diye uğraştığım için yani. Bir de hani makineyle yapınca daha çok köpürüyor, daha güzel oluyor. Ama normalde böyle elle yıkamaya kalksanız şöyle şu kadar, yani bir nohut tanesi kadar elinize alsanız bayağı bir köpürtüyor. Bu bize epilasyon aletinin yanında hediye olarak çıkmıştı seneler önce. Ben bunu kullanmıyordum. Son böyle 2 sene, 2-3 senedir falan böyle popüler olmaya başladı bu tarz ürünler. Ve ondan sonra dedim ki, aa, bizde de var, ben de kullanayım. Hazır sonuçta yani bedava ürün gelmiş. Normalde millet bunu para verip alıyor. Gayet de güzel. Hem böyle elektrikli olması da daha iyi. Böyle uğraştırmıyor size. Bunun da böyle hem cildime masaj yapmış oluyor hem de sanki daha güzel temizlediğini hissediyorum. Üşenmediğim zamanlarda böyle 3-4 dakika bununla böyle köpürte köpürte cildimi temizliyorum. Çıkarabiliyorsunuz. Burası böyle kalıyor. Bunu tabii ki her yüzümü yıkadıktan sonra iyice bir temizliyorum. Islak bırakmıyorum. Kurutana kadar dışarıda bekletiyorum. Yani nemli kullanmamaya dikkat ediyorum. Bugün biraz daha uzun tuttum cildimde. Güzel oldu bence böyle. Bir de masaj gibi yapıyor ya insana, böyle titreşim de veriyor. Çok hoşuma gidiyor öyle yüzüme yaparken. Şimdi yüzümü iyice bir yıkadım benim gibi. Bunu gerçi birkaç videoda söylemişimdir. Böyle akneye meyilli sivilceleriniz olan bir cildiniz varsa mutlaka. Aslında böyle olmasına bile gerek yok. Normal havlu kullanmayın. Böyle evet, hoş değil aslında bu tarz böyle bu tarz. Normal havlu kullanmayın. Böyle peçete kullanmaya dikkat edin. Çünkü kişiye özel olması gerekiyor. Bir de şu şekilde nemine, hani böyle yüzünüzü nasıl diyeyim, şu şekilde temizlememek gerekiyormuş. Böyle cildimizi şöyle şöyle yumuşak yumuşak temizlememiz gerekiyormuş. Ben biraz böyle eskiden çok cildime böyle hard 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 yapıyordum. Artık böyle birazcık daha normal böyle masaj yapa yapa, kremi bile öyle sürün diyorlar ya, biraz daha bunu dikkat etmeye çalışıyorum ama yine de çok narin olamıyorum maalesef. Şimdi
Yüzümüzü yıkadık. Her zaman dediğim gibi peeling uygulamıyorum ama bu gece peeling uygulamak istedim. Çünkü biliyorsunuz zaten cilt bakımına gittiğim için bu ara cildim böyle bir tuhaf hallerde. Ben de böyle bir peeling, aslında peeling'e çok ihtiyacım yok ama yapmak istedim. Bilmiyorum, daha böyle bir hoş geliyor bana. Çok zaten yine böyle sivilceli cildiniz varsa çok fazla peeling önerilmiyor. Ben de zaten haftada bir falan yapıyorum. Bu aralar gerçi sivilcelerim hem bu cilt bakımından sonra kendinden geçti, bayağı bir çıkmaya başladı. Bir de çıkması gereken zamanlar. O yüzden böyle. Peeling olarak da bu L'Oréal Paris'in Saf Cilt Peeling jelini kullanacağım. Bunu ben severek kullanıyorum. Böyle içindeki partiküller çok böyle sert değil ve çok büyük değil. Yani yüzünüzü çizmiyor. O yüzden severek kullanıyorum. Bu da çok bereketli bir ürün. Gerçekten yani kaçıncı kullanışım, sanki daha hiç kullanılmamış gibi. Yani şurasına bakmasanız hiç kullanılmamış hissiyatı veriyor. Şimdi bunu yapacağım. Dediğim gibi bu, yalnız bunu da vücudumun yani cildimin her yerine sürmemeye dikkat ediyorum. Bu çene bölgesine, bir de burasına, bir de alın bölgeme süreceğim. Yanaklarıma sürmek istemiyorum çünkü zaten sivilcelerim var. Çok iyi değil, o yüzden sadece burun bölgesine süreceğim. Şimdi indirimde de 20 liraya falan düşüyor. Basınstan mı? Gratisten mi ne almıştım? Hatta bir videoda söylemiştim mutlaka. Memnun kaldım. Güzel. Evet, şimdi peeling de yaptık. Bu arada buraya bakmamın sebebi ayna. Burada sürekli gözüm buraya gidiyor. Gerçekten çok güzel temizliyor. Yani böyle burnunuzun üstünde hani böyle pütür pütür olur ya, ister istemez doluyor. Böyle gerçekten şu an kayıyor. Böyle çok hoşuma gitti. Neyse, maskemizi de yapalım. Şimdi yapacağım maske, yine bunu Proxy'nden almıştım. Siyah maskesi. Bilmiyorum şimdi. Şimdi Proxy çok fazla diğer markalar gibi çok yaygın bir marka değil. Ben denemek istemiştim uygun fiyatlı olduğu için. Bir de Türk markası. Bilmiyorum, ben memnun kaldım. Tabii ki memnun kalmadığım birkaç ürünü de var ama maskeleri güzel. Bence alınabilir. Hele piyasaya bakıldığında çok uygun fiyatlı kaçıyor ürünleri. Yani uygun fiyatlı olmasının sebebi de şey dersin, hani uygun fiyatlı alma falan, öyle değil. Yani Türk markası olduğu için kur vesaire çok etkilemiyor anladığım kadarıyla. O yüzden biraz daha uygun fiyatlı kaçıyor diğer ürünlere göre. Hele ki böyle indirim olduğu zaman alıyorum. Ama mesela iyi gelmeyen birkaç şeyi de, mesela bir iki maskesi de var, böyle mavi bir maske, kokonat maskesinde bana iyi gelmedi mesela. Yani bir işe yaradığını hissetmedim. Şimdi alacağım siyah maske şöyle. Bunu bütün yüzüme süreceğim. Zaten soyulabilir bir maske. 25 dakika bekleteceğim. Bu arada zaten 25 dakika biraz geciktiriyorum ama 25 dakikayı geciktirmemeye çalışacağım. Bu arada Netflix'te bir dizi izleyebiliriz bence. Bakın şöyle kömür gibi. Allah. Şu an çok komik olduğumu biliyorum. Son hali bu şekilde. Şuraya sürmeyi unutmuşum. Sanki buraya da sürmeyince böyle hani yeni tıraş olmuş, böyle bıyıklarını kesmiş erkekler olur ya, onun gibi hissediyorum. Böyle burası kel kalmış gibi hissediyorum yani. Böyle komple yüzümün her yerine sürdüm. Tabii ki göz bölgesine çok dikkat etmeye çalıştım, getirmemeye. Bir de kaşlarıma, zaten çok ince kaşlarım. Normalde ince bir, mesela ben hiç kaşlarımı almam, bu kaşlarımın kendi hali. O yüzden elimde olan kaşlarımdan sahip çıkmaya çalışıyorum. Hiç böyle getirmemeye çalışmıyorum. Yoksa direkt onları da koparıyor böyle. Bakalım şimdi 20-25 dakika bekletmeye çalışacağız. Yalnız biraz bol sürdüm. Bol sürünce daha geç kuruyor ve koparırken bazı yerleri sulu kalıyor. Bu sefer onları çıkarmakta zorlanıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde kurur. Yalnız sizi resmen şurada böyle lavabonun içerisine koydum. Çünkü böyle hiç yanlarda koyacağım dolap vesaire olmadığı için buraya koymak zorunda kaldım. Zor oluyor yani. Işığa da ters mesela. Şurada da bir bölüm var. Buraya koyayım desem bu sefer ışığa ters, güzel çıkmayacak. Neyse, hallettik bence. Güzel oldu. Dizime karar verdim. Misty izleyeceğim. Stephen King'in romanından uyarlanmış. O yüzden yani bunun konusunu falan bilmiyorum. Konusu da bir köyün sakinleri onları tutsak eden Gizem Lisesi'nin korkunç yaratıklar gizlediğini fark ediyorlar. Bu yeni dizide Stephen King'den uyarlanmış. Bunu izlemek istiyorum. Evet, şu an diziye karar verdim. Böyle birden karar verebiliyorum araştırmadan ve böyle olunca daha güzel oluyor. Şimdi bunu izleyeceğim. Bu arada görebiliyor musunuz beni bilmiyorum bu kılıkla. Dizileri falan ya da filmleri izlerken karanlıkta izlerim. Bu arada ilk bölümü 38 dakikaymış. Gerçekten bu yabancı dizilerin kısa özelliğini çok seviyorum. Bu arada nasıl izliyorsunuz diye sorarsanız, İngilizce altyazılı izliyorum.
genelde. İngilizce de izliyorum altyazısız ama İngilizce izleyince daha bir bana fayda sağlıyor. Böyle bilmediğim kelimeler olabiliyor bazen, cümle yapıları oluyor. Onları not ediyorum. Bu arada hazır bundan bahsetmişken bugün Instagram sayfasını açtım. İngilizce Instagram sayfamı açtım. Orada İngilizce ile ilgili paylaşımlar yapacağım. Onun da linkini aşağıya koyarım. Takip edebilirsiniz beni oradan. Zaten İngilizce ile ilgili videolar gelecek kanalda. Hazır bunu açmışken de söylemek istedim. Şu an yeşil çay yaparım diyordum fakat vazgeçtim. Çünkü gördüğünüz gibi içemem. Yani ağzım yüzüm şu hale geldi. Belki maskeyi çıkardıktan sonra yaparım. Konuşamaz hale gelmeye başladım. Yüzüm aşırı gerildi. Anlatamam size. Şimdi ben dizimi izliyorum. O kadar çok sertleşmiş ki şu an böyle zor çıkmaya başladı. Ama kesinlikle bakın dökülmüyor ama şuraları çıkarmak çok zor oluyor. Maskemi temizledim. Bakın cildim böyle oldu. Maskeyi temizledim ama dizinin bölümünün bitmesini bekledim. Ondan sonra şu etrafında kalanları da iyice bir temizlettim. Bunlar yıkamayla vesaire olmuyor. Şimdi yüzüme su değdirmek istemiyorum böyle soyulan maskelerden sonra. Tonikleyeceğim cildimi. Ondan sonra da kremleyeceğim. Pijamalarımı giyeceğim ve yatacağım. Ondan sonra dizi izleyeceğim. İlk bölüm diyemiyorum. Çok komik bir şey oldu. Diyordum ya size dizi çok güzel vesaire. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Dizi sanki böyle ortadan başlamış gibiydi. Ben bunu aslında anladım. Ama sonra video çekerken diyorum ki böyle dizi ortadan başladı. Yani hani başında bir şeyler olmuş olması gerekiyor. Çok tuhaf başladı ve bölüm bitti. Ondan sonra az önce videoyu çektim işte maskeyi falan yaparken. Bir baktım dizinin ikinci bölümünü izlemişim. Yani böyle bir şey olamaz. Diziye başlıyorum ve ikinci bölümünden başlıyorum. Sonra tabii ki yani son bunu birkaç dakikada fark ettim. Böyle bir 5-10 dakika falan vardı bölümün bitmesine. Dedim ben bunu bitireyim. Sonra birinci bölümü izlerim. Şimdi yüzüme toniği falan sürdükten sonra birinci bölümünü izleyeceğim. Ondan sonra da uyurum diye düşünüyorum. Burada maske kolay soyuluyor. Böyle cildimi temizlenmiş hissettim. Böyle cildimi gerçekten şu an temizlenmiş hissediyorum. Böyle hani dokunduğunuzda bir pürüzsüz hissiyatı veriyor. Şuradaki birkaç sivilce hariç. Tonik olarak şimdi favorilerimden bu, hem uygun fiyatlı. Bu arada bu videoda dilerseniz kullandığım ürünlerin linklerini ben aşağıya koyayım. Yani sponsorsuz link paylaşımı diyoruz biz buna. Ama normalde hiç koymuyordum ama belki siz de faydalanırsınız. Çünkü uygun fiyatlı ürünler bunlar. Herkesin alabileceği ürünler. O yüzden paylaşayım yani. Kullanılabilir. Eğer benim gibi böyle akne emeğiyle ciltleriniz varsa biliyorsunuz çay ağacı gerçekten çok kullanılan şeylerdir. Güzel bu. Ve geçenlerde Gratis'ten alışveriş yapmıştım. Ben bu kara pamuklardan hiç kullanmıyordum. Ailemle birlikte gittik hatta. O dedi ki bunu al. Gerçekten makyajı dedi bir pamukla çıkarırsın. Ben normalde yuvarlakları kullanıyordum hep. Hakikaten şu an tonik sürerken bu pamuğu yalnız nasıl bir tasarrufsa. Makyaj çıkarırken bu şu an yarısı. Tonik sürerken bana bu yarım yetiyor. Gerçekten yetiyor. Normalde hani bir pamuk, iki pamuk falan kullanıyordum. Bütün haliyle de bütün makyajı çıkarabiliyorum. Güzelmiş. Gerçekten bayağı gidiyorlar. Alabilirsiniz. Yani yuvarlaklardan bence daha iyi. Yatak açıldı. Dizimin ilk bölümünü izleyeceğim. Şimdi ikinci bölümü izledikten sonra. Bir de su şişeme su doldurdum. Zaten susuz hiçbir şekilde yatmıyorum. Gece uyanıp su içtiğim için. Genelde de böyle gece yatarken kapalı hani açık bardak kullanmak istemiyorum. Çünkü içerisine yani bir şeyler kaçabilir diye. Ya da üzerini kapakla örtüyorum bir şekilde açık bardak kullansam da. Bu gece böyle şişeye koymak istedim. Normalde su bardağı koyup üzerine kapak kapatıyorum. Gece yatarken böyle mutlaka bunun yarısından çoğu bitmiş oluyor. Böyle yüzüme kremlerimi falan sürdüm. Bakımımı yapmış oldum. Dudak balmumu da sürdüm. Çünkü dudak balmsız da uyumuyorum. Özellikle kışın böyle dudaklarımda uçuk falan çıkıyor. Uç konuşamadım da. Uçuk falan çıkıyor sürmediğim zaman. Şimdi yatağın içine girip ondan sonra dizimi izleyeceğim. Bu videoyu da burada bitirmek istedim. Çünkü bir daha ışığı kapacağım için karanlık olacak. Umarım uzun bir video oldu. Bugün bayağı video çektim. Bir de bu videoda da o kadar çok konuştum ki kaç dakika oldu, ne kadar, nasıl editleyeceğim bilmiyorum. Uzun zaman olmuştu böyle günlük vlog çekmeyeli. Benim de hoşuma gitti. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Personally agree with you, but when you teach topics that aren't covered by the board,